Cep Telefoncu Spor 55 programını sunar. Spor 55'ten hepinize iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Evet, bir Spor 55 programında sizlerle birlikteyiz. Ender Gür hocamla birlikte bu programı sizlerle yaklaşık 1,5 saat süreç içerisinde götürmeye çalışacağız. Ender hocam hoş geldin. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Sağ olun. Evet, deplasmanda alınan 3 puanın sevinci ve Samsunspor gerçekten bu üst tarafları zorlayan takımlara karşı iyi oynadığını, galibiyetler aldığını her zaman söylüyoruz. Efendim, adminim İsa Karaca Bey yarın askere gidiyor. Tüm askere giden yavrularımız için, çocuklarımız için, arkadaşlarımız için hayırlı tezkereler diyoruz. Manisa'ya gidiyor İsa. Seyit gitti, o da yarın teslim oluyormuş. Onu da ben takip ediyorum, kameramanımız Seyit. Ona da hayırlı tezkereler diliyorum. Toroslardaki Mehmet Gürel ve Şaziye Hanım, buradan selamlarımızı iletiriz. Hafta içerisinde görüştük sizlerle. Oktay Kurt ve eşi Şükran Hanım'a da, Trabzon'a da buradan selamlarımızı yollayalım. Evet, bize mesajlarınızı Spor 55 sayfamıza yazabilirsiniz. Ne düşünüyorsanız bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendi sayfamda bazı konu başlıklarını sizlere attım. İşte icralar var. Sakatların durumu, son hali nedir? Efendime söyleyeyim, Cuma günü ödenecek bir para var. Hangi para olduğunu biraz sonra açıklayacağız. Ofeydu'nun durumu var. Bunların hepsini birlikte biraz sonra masaya yatıracağız ve Ender Hoca'yla birlikte değerlendirmeleri alacağız. Evet, dediğimiz gibi Spor 55 sayfamıza mesajlarınızı yazabilirsiniz. Hepsini okumaya çalışacağım diyorum. Evet hocam, bir Elazığ-Samsunspor karşılaşması, gidemediğim ilk karşılaşmalardan biri diyebiliriz. Hiç deplasman kaçırmıyorduk ama bu maçta olamadım orada. Çünkü Elazığlıların geçen sene senden burada konuşurken de bir gaf yapmıştın herhalde. Sonradan Elazığ'daki gazeteci arkadaşlarımız falan aramışlardı bizi. Çok misafirperver olduklarını biliyoruz. Hatta aradılar, geliyor musun, neden gelmedin diye. Nedenlerini kendilerine açıkladım zaten. Evet, 19 puan, 10 maç ve Samsunspor hedefine doğru adım adım yaklaşırken o puan, yani bir nokta artık 80'den mi gidiyoruz? 2 değil de 1.80'den hedefe ulaşmak üzereyiz diyebilir miyiz? 1.9'la gidiyoruz. Evet. 19 maç, 19 puan, 10 maç, 1.9 ortalama ve liderlik. Şimdi Samsunspor takımı Elazığ karşılaşmasından önce oynadığı 3 kritik maç vardı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile evimizde berabere kalmıştık. Deplasmanda Alanya'ya karşı ilk mağlubiyetimizi almıştık ve liderliği bırakmak zorunda kalmıştık. İçeride de Karabük maçını oynamıştık. Karabük maçını da berabere bitirmiştik. 3 maçta toplam 2 puan almıştık. Neydi bu 3 maçın özelliği? Bu 3 maçın öncesinde Trabzon deplasmanında, 1461 deplasmanında oynadığımız maçta Kone 90. dakikada kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı. Dolayısıyla bu 3 maçta 2 puan aldığımız bu 3 maçta Kone'nin eksikliğini çok büyük ölçüde hissetmişti. Evet. Şimdi bir futbolcu, bir oyuncu oyunun ya da takımın durumunu bu kadar mı etkiler, bu kadar mı bir oyuncunun yokluğu hissedilir şeklinde düşünmemek lazım. Kone 18'in içerisinde etkili bir oyuncu. Kone adam eksilten bir oyuncu ama aynı zamanda Kone rakip defansı yıpratan, rakip defansı sağa ve sola yaptığı çapraz koşularla dengesini bozan ve arkadan gelen
orta sahadan destek veren ya da forvet hattında oynayan diğer oyuncularımıza, destek veren oyuncularımıza alan açan bir yapısı söz konusu. Ve Kone'nin bu işlevini Samsunspor'da yerine getirecek bir oyuncu maalesef zor. Şimdi Kone'siz oynadığımız maçlarda biz Ekigo'yla, Ofeodu'yla, Alperen'le bu açığı gidermeye çalıştık. Ama görüldü ki çok fazla başarılı olamadık. Şimdi Kone'nin takıma girmesiyle beraber taşlar Elazığ maçında yerine oturmaya başladı. Kone ileride tek forvet oynadı. Arkasındaki üçlüye baktığımız zaman Mehmet Çakır'ı gördük sağ kanatta. Sol kanatta Ofeodu'yu gördük. Ortada da forvet arkası pozisyonunda Sevgi'yi gördük. Hoca bu maçta tabii Hasan Kılıç'ın da cezalı olması nedeniyle ne yaptı? Orta ikiliyi bir anlamda kimden oluşturdu? Hasan Kılıç, Muharrem Efe ortaya koydu hocam. Muharrem Efe Hasan Kılıç'ın yokluğu, Hasan Kılıç'ın cezası bitmişti pardon. Bittiydi hocam. Ben de ona bakıyorum. Muharrem ve Hasan ikilisinden orta sahayı kurdu. Mustafa Sevgi'yi biraz daha öne çıkardı. Forvet arkası gibi oynattı. Kanatlarda Ofeodu'yu ve Mehmet Çakır'ı oynattı. Arka taraftaki dörtlüde de değişiklik. Stoper Fatih sakatlığından dolayı oynayamamıştı. Fatih'in yerine Ercan'a yer verdi. Sağ kanatta Canberk'in sakatlığından dolayı da orada kime yer verdi? Murat Gürbüzeroğlu'na yer verdi. Evet. Şimdi Samsunspor takımı karşılaşmaya iyi başladı. Hatta ve hatta karşılaşmanın başında 6. dakikada veya 7. dakikada Kone ile Mustafa Sevgi ile golü buldu. Evet. Gol nasıl geldi? Ofeodu'nun pası derinlemesine, Murat Akgüz'ün bize bir hediyesi. Murat Akgüz'e de buradan selamlarımızı yollayalım. Çünkü bu takımın formasını terletti. Bu takıma emeği var. Zor günlerde bu takımın içerisinde mücadele eden, o zor günlerden çıkmak anlamında mücadele eden futbolcu kadrosu içerisinde yer aldı. Onun yaptığı bir hatayı Mustafa Sevgi iyi değerlendirdi ve 1-0. Ama biz devreye 45. dakikada artık gol geliyorum dedi aslında. Maç bizim istediğimiz pozisyona, bizim istediğimiz kıvama geldi. Ofeodu'nun sakatlanması, belki erken sakatlanması bir talihsizlik olarak değerlendirilebilir. Ama 45. dakikada Kone ile bulduğumuz gol bir anlamda oyunun bence en önemli noktasıydı. Evet. Çünkü devreye 2-0 girdik. Devreye 1-0 girmekle 2-0 girmek arasında fark var. Neden fark var? Çünkü ikinci yarıda rakip biraz daha fazla risk alarak, biraz daha erken risk alarak üzerimize gelecek. İkinci yarıya başladığımızda beklediğimiz gibi oldu. Elazığ takımı üzerimize geldi. Hatta ve hatta pozisyonlar da buldu ama çok böyle aman aman zor duruma bizi sokacak, bunaltacak, herhangi bir şekilde kalemizde aman aman tehlike yaratacak pozisyonu da kendilerine açıkçası vermedik. Hele hele ilk yarıda Elazığ Spor hiç kalemize gelmedi. Gelemedi çünkü Samsun Spor ilk yarıda gerçekten çok akıllı bir oyun ortaya koydu. 2-1 çok enteresan bir golle geldi. Çok amatör yediğimiz bir gol. Duran top, yine bir yan top. Evet. Ve 52. dakikada kaleci Bekir Sevgi'nin uzaktan vurulan şutun müthiş bir çıkarışı vardı. O dakikaya kadar da iyi oynamıştı ama yediği gol bütün iyi oyununu gölgede bıraktı. Talihsiz bir gol daha yedik. Yani bu maçtan Samsunspor 3 puanla ayrılamasaydı biz gene bugün kaleciyi konuşuyor olacaktık. Yine bireysel hataları konuşuyor olacaktık. Yine ahlanıp vahlanacaktık. Neyse ki maçı 2-1'de tutmayı başardık ve 2-1'lik galibiyetle 3 puanın sahibi olduk. Şimdi bu 3 puan sadece Elazığ Spor'u yenmek değil. Elazığ Spor'un önemi ne? Bu karşılaşmaya başlarken Elazığ Spor'la biz hemen hemen aynı puandaydık değil mi? Evet. 17 miydi Elazığ? Elazığ 17, biz 16'ydık. Yani hedefe oynayan bir takım. Şampiyonluk iddiası olan bir takım. En azından şampiyonluğu dillendiren bir takım. Birebir bizim rakibimiz olan bir takım. Ve deplasmanda aldığımız bir galibiyet. Bunlar önemli anekdotlar. Ve Karabük takımının Boluspor'a kaybetmesiyle birlikte de biz ara verdiğimiz liderliği 2 hafta sonra tekrar geri devralmış olduk. Elazığ teknik direktörü maç sonunda basın toplantısında açıklamasında biz
Süper Lig'den Süper Lig'i tatmış olan bir takıma yenildik ve Süper Lig için lider olan takıma yenildik diye söyleyince Elazığlı gazeteciler biraz tepki göstermişler kendisine, hocaya. Bunu da dipnot olarak vereyim. Doğru demiş yani. Tabii canım ama yani Samsun Spor'a evinde kaybetmek çok böyle afaki onlar için aman aman bir şey değil yani. Ha şu oluyor tabii. Futbolda biz de aynı yorumları yapıyoruz. Mesela biz geçen hafta Karabük 9 kişi yenemedik. Oo nasıl yenemedik? Sahamızda oynuyor. Ya Karabük Ümit Hoca da basın toplantısında dedi ya bunlar bu puanları pazardan almadılar. Gaziantep Belediye'yi burada yenemedik. Vay anasını nasıl yenemedik falan. E ama aslında bu takımlar hedefe oynayan takımlar ve bu takımlar güçlü takımlar. Şimdi aynı şey Elazığ için de geçerli. Şimdi Elazığ kendi sahasında ligin son sırasındaki bir takıma ya da hedefi olmayan, iddiası olmayan bir takıma yenilmedi ki. Koskoca Samsun Spor'a yenildi. Dolayısıyla teknik direktör kötü bir laf etmemiş yani. Hocam şimdi, yani yenildiysek büyük bir takıma yenildik demek istemiş. Öyle dedi. Tabii de alınganlık özel. Onu biliyorsun. Bu Hüseyin, Elazığlılar da çok alıngan ya. Alınganlık abi. Hayır, Hüseyin Kalpar da mesela Alanya'dayken, görevdeyken Samsun Spor'la ilgili hani kim şampiyon olsun derken gönlünden gelir. Adamı hemen bir anda diskalifiye ettiler ya. İnşallah onun başına Kalpar da 3'te 3 yaptı bu arada. 3'te 3 yaptı. Bizden yani, sonra Alanya 6 maçta 7 maçta 6 puan topladı. 3 maçta 9 puan topladı. 15 yaptılar ya, puanı. Bizi yenen abat oluyor ya işte ne dersen ne. Hocam geçen hafta basın toplantısında beraberdik. Hoca Ercan konusuna çok değindiydi. Hatırlıyor musun? İşte dedi ki ben dedi stoperde dedi Fatih'im olmadığı zaman kimi koyacağım dedi. Ercan dedik. Atıyorum ön tarafta dedi Hasan olmadığı zaman kimi koyacağım? Ercan dedik. Sağda efendime söyleyeyim bir futbolcum sakatlandığı zaman ben demedim siz dediniz. Yani değişik alternatifler üzerinde durulabilir ama hayır, şu var. Şu var. Ercan bu karşılaşmada Fatih Kılıçkaya'nın sakatlığında mütevellit stoperde görevini bence eksiksiz yaptı. Yani Endia ile birlikte oynayarak bir uyumsuzluk da göstermediler. Gayet güzel de mücadele ettiler. Dediğimiz gibi Elazığ Spor'a biz pozisyon vermeden duran toptan yediğimiz bir gol yedik. Hocam şimdi herkes sakatların durumunu merak ediyor. Kim vardı? Canberk vardı, Fatih vardı, Taha var, Ivanov var ve Ofi var. Evet. Ofi dünkü idmanda da yok, bugünkü idmanda da yok. Sakat. Sakat. Elazığ maçında da sakatlandı. 15. dakikada sakatlandı. Zaten burada Karabük maçında da ayağını tutarak çıktı oyundan. Hocam kendine bakmıyor. 1-1 daha 2. Kendine Ofi bakmıyor. Bunda insan ne nereye çekerse çeksin bu lafıma. Bakmıyor. Sakatlığı da bundan dolayı nüksediyor. Canberk. Nasıl şimdi Ofi kendine bakmıyor derken şimdi insan şimdi enteresan bir şey bu. Satır arasını okuyorum ben. Şimdi Ofi kendine bakmıyor. İnsanlar bunu nereye çekerse çeksin. Yani bu açıklamaya ihtiyaç duyulan bir söz. Bunu açıkla. Hocam anlayan anladı. Anlamayana bir şey demiyoruz. Ben anlamadım. Çok gezmeyecek hocam. Çok mu geziyor? Çok gezmeyecek. Çok gezmeyecek. Bir de uzun saçlılara dikkat edecek. Çok mu geziyor? Evet hocam. Böyle bir duyum mu aldın? Böyle bir gerçek hocam. Böyle bir görüntü mü var? Gerçek böyle bir şey var ya. Bulmaca gibi niye? Yani Ofeodu'nun profesyonel bir futbolcunun yaşaması gerektiği gibi yaşamadığını mı söylüyorsun? Evet. Bununla ilgili elinde bilgi, hayır açıklayalım da insanlar tamam. Şey yapmasınlar. Ya benim dediğimden anlayan anladı. Bizi seyreden erkekler zaten. Onlar anladılar zaten. Ben anlamadım. Sen de anladın da hocam. Sen başka dille anlatmaya çalışıyorsun. Profesyonel yaşaması gereken, futbolcunun yaşaması gereken düzenli uyuma, düzenli beslenme, evet. Gece hayatına dikkat etme mesela gibi. Mesela Musa örnek olarak, bir abileri örnek olarak. Kaç yaşında? Ofeodu'da 35 yaşına bu tür girdi. Onda doğum günü kutlu olsun diyorum. Yaşı 35 oldu. Nasıl bakıyor hocam kendine? Takır takır çıkıyor. Gücü yettiği kadar. Ama 40 dakika, ama 50 dakika, ama 90 dakika çıkıyor topunu oynuyor ve kendine de bakıyor. Burada şimdi bu lafı söylerken elinde bir bilgi belge olması lazım. Ya hocam bilgi belge. Şimdi ben Ofeodu'nun avukatı değilim.
Ben Ofeodu'yu savunma pozisyonunda da değilim. Çünkü şu anda senin yaptığın suçlama ve bu şey suçlamayı... Ya suçlama değil ki hocam. Bunu ney? Genç arkadaşlarımızın çoğu görüyor. Ha görüyor. Görüyorlar. Onlardan duyuyorum. Ha, görenler mi söylüyor sana? Ofeodu'yu filan yerde gördüm, barda gördüm, gece hayatı var gibi şeyler mi söylüyorlar? Evet. Ben de diyorum ki onu sana söyleyenler, onu sana söyleyenlere şunu söyle. Ofeodu'yu böyle gördüğünüz zaman fotoğrafını çekip göndersinler sana da belge olsun elinde. Tamam, yaparlar bunu da. Yani bunu ben bir mahalle dedikodusu olmaktan çıkaralım yani. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. İlhan'dan Tümer olayını biliyor musun sen hoca? Hangi olay? Onların çok olayları var. Çok olayları var. Benim bir tane kameramanım vardı. Volkan'dan daha böyle, Volkan kadar yakışıklı değil ama. Vallahi her yere girip çıkan bir tip. Açıklıyorum burada. Yani zaman geçti. Aşağı yukarı 15 senelik daha da fazladır. Bir gün geldi bana dedi ki, Atilla abi dedi, ben dedi bir görüntü çektim. Görmek ister misin dedi bana. Hayırdır dedim ya. Abi görüntüye bir baktık. İlhan'la Tümer, bakın şunu ayırt edelim yalnız. Kendi izin gününde her şeyi yapabilirler. Kendi izin günleri, pazartesi günü izin günleridir genelde. Saygı duyarım. Özel hayatlarıdır, hiç karışmayız, sorgulamayız da. Görüntüye bir baktım. Tümer'in sağında iki bayan. Şeyin sağında iki bayan, İlhan'ın sağında iki bayan eğlence merkezindeler. Görüntü var. Sen görüntü diyorsun da ben. Biz de boşuna bir şey konuşmayız. Her şey ispatlı, delilidir. Merak etme. Dedim ya adamın izin günüdür ne olur, ne olabilir. Yok dedi yani abi dedi. Lazım olur dedi belki dedi. Kullanırsın dedi. Ben öyle şeyi kullanmam. Samsporumuza zarar gelmediği için, gelmemesi için kullanmam. O haftada ben Ertuğrul Hoca, Samspor'un teknik direktörü, canlı yayına konuk aldım. Şimdi kulakları çınlasın, öbür gazeteci arkadaşlarım da şimdi o hep hafızalarını tazeliyorum. Canlı yayına şey aldım, Ertuğrul Hoca'yı, hocamızdı o zaman. Bitti, konular bitti. Gazeteciler de not alıyorlar, sayfalara yazacaklar. Yarınki spor sayfasına yazacaklar bugün konuşulanları. Hocam dedim, çıkmadan evvel sizinden dedim bir özel bir 5 dakika görüşebilir miyim dedim. Tabii Atilla abi dedi hayırdır dedi. Abi biz ayrılırken gazeteciler dedi ki abi biz de gelelim falan. Yok dedim özel dedim. Abi bunu yayın odasına aldım. Açtık gazeti, kamerayı. Hocam buyurun dedim. Yemin ediyorum şöyle bir baktı. Bir daha baktı böyle içine girdi böyle. Dedi olamaz. Dedim olamaz yok. Kim çekti bunu? Bizim arkadaşımız çekti hocam. Biraz böyle genç delikanlı olduğu için her yere girip çıkıyor. Orada da görmüş çekmiş. Yahu dedi bak bunun bir tanesi için bir şey demem de dedi. Öbürü için dedi. Olamaz dedi. Mümkün değil dedi. Hocam kim için mümkün değil? Tümer için dedi. Mümkün değil dedi. Hocam bunu bilin. Ve dedim bu kaseti dedim. Ben alıyorum. Saklayacağım bunu dedim. Abi yayınlamayı düşünüyor musun dedi bana. Hayır hocam asla dedi. Abi teşekkür ederim dedi. Hocam önümüzdeki hafta pazar günü maç var. Pazar günkü maçta Tümer ve İlhan kesik. Hafta içi idmanlardalar. Maçta 18'de yoklar. Herkes hayret ediyor. Ben tabii işimi hemen çözüyorum tabii. Aa nasıl olmaz? Niye yok? Sakat mı bilmem ne. Biz... Ve Ertuğrul nedenini açıklıyor. Maç oynandıktan sonra niye kadroya girmedi açıklıyor. Şimdi biz böyle bir Samsporluyuz. O zaman ki magazin programları var, spor magazinleri var. Onlara biz bunu yollasak gösteriyor. Adamlar zaten şeyi arıyorlar zaten, malzeme arıyorlar. Desek ki böyle böyle falan. Malzeme çıkacak. Ben Samspor'uma zarar gelmemesi adına onu aldık bir tarafa koyduk. Şimdi söylüyorum onu. Sonra ilanın başka bir olay daha var. Onu da yeri zamanı sırası gelince de onu da anlatırım hocam. Şimdi niye anlattın bu olayı? Ben onu çözmeye çalışıyorum Ofi'nin, şimdi. Ofi'nin kendisine dikkat et dediğimiz noktasında anlatıyorum bunu. Tamam. Bu neyi tamam? Neyi anlamadın? Hala ben bağlantıyı kuramadım. İyi hocam sen... Şimdi Ofeodu'yu sen itham ediyorsun.
burada profesyonel hocam, yaşamıyor diye itham ediyorsun. Ben yaşam, de sana diyorum ben ki. Ben de diyorum ki itham etmiyor. Bak ama bak. Samsunspor'a zarar vermek diyorsun. Yaşantısına dikkat etsin. Hmm. Bitti. Yaşantısına dikkat etsin. O yüzden mi sakatlanıyor? Evet. O yüzden mi sakatlanıyor? Evet, o yüzden sakatlanıyor hocam. O yüzden. İyi yaşamıyor mu? İyi yaşamıyor hocam. Hmm. Ben öyle topçu biliyorum ki Samsunspor'da bir bayan arkadaş yanına geldiği zaman benden uzak dur. Bizi görmesinler diyenler de var. Her muhabbette bir bayan arkadaş lafını bir kaldı anlam, ya. Ya iyi yaşamak, yaşamamaktan bahsediyoruz. Evet. Şimdi her neyse yani bu adam mı diyorsun disiplinsizlikten dolayı sakatlanıyor diyorsun değil mi? Bu evet, mudur öyle yani? Öyle diyorum. Evet aynen öyle. Evet, anladın mı şimdi? İlginç geldi bana. İlginç mi geldi? Çok ilginç. Hocam öyle neyse. Tabii yani şimdi futbolcuların özel hayatları bizi ilgilendirmez ama. Bak özel hayatları hocam nasıl ilgilendirmez? Samsunspor gibi bir takımda en azından bir futbolcunun yaşantısını ben taraftar olarak, seyirci olarak şöyle derim. Sen burada ne arıyorsun diyebilme şeyim var benim. O yetkim var. Yok diyemezsin. Ama bak de. Özel hocam pazartesi günü bunun dinlenme günüdür. İstediğini yapabilir pazartesi ama onun haricinde ben onu söylerim. Sen burada burası sana göre yer değil diyebilirim. Ki ben öyle bir yerlere de gitmiyorum ama çevremiz geniş, arkadaşlarımızdan biz bunları duyuyoruz, ediyoruz. Anladım. Ha, yani bunu daha evvel transfer edilirken de biliniyordu bu. Öyle mi? Transfer edilirken de Ofi sizi abat da eder, berbat da eder. Bak söylüyorum. Kim demiş bunu? Ha, şimdi bu da gazeteci ayaka yapıyor bize. Şimdi. Hayır Ofi sizi abat da berbat karşı da eder. Karşı yakadaki ne diyelim Ofi'yi bize transfer söz konusu olduğu zaman buradan telefonlar açılıyor. Nasıl bir futbolcu? Bize yarar mı? Eder mi? Efendime söyleyeyim. İşte bizim Umar gitti onun yanına. Onlar da diyorlar ki bu adam size hem abat eder hem berbat eder. İki tane maç oynar. Sizi ipten alır. İki tane maç oynamaz. Sizi ipe götürür. Ve onları da görüyoruz. Yaşıyoruz da yani. Ofi oynadığı zaman bu takım kazanıyor. Ofi oynamadığı zaman bana göre kaybetmeye muhtaç. Şimdi tabii Samsunspor takımı böyle bir futbolcunun, iki futbolcunun oynayıp oynayamamasıyla, eksik olmasıyla sahaya çıkamayacak ya da maç kaybedecek diye bir şey yok. Her futbolcu, Ahmet girer Mehmet, Mehmet girer Hasan ama bu sene bizim tabii sınırlı bir kadro yapımız var. Hocam sınırlı bir Ümit kadro Özat yapımız ikide olduğu bir için. Ne söylüyor hocam? Ümit Özat ne söylüyor ikide bir? Burada diyor kendini takımdan üstün gören futbolcular var. Burada bu söze dikkat edilsin. Bu söze dikkat edilsin. Kimlerden bahsedildiği ortaya çıkıyor zaten. Yani yeri gelse diyor benim imkanlarım onu diyorsun ya dar kadro diyorsun. Azıcık geniş kadro olsa biliyor yapacağını da olmuyor işte. Bazı şeylerden i̇şte vazgeçemiyorsun. İşte onu söylüyorum. Yani tabii Samsunspor futbolcuya bağlı ya da futbolcuya dayalı, bir iki tane futbolcuya dayalı bir takım değil aslında değil, ama. Kesinlikle değil. Bu sene tabii kadromuzun dar olması, sakat ve cezalı oyuncuların işin içine girmesiyle birlikte bir takım sıkıntılar yaşadığımızı kabul edelim. Şimdi Kone'nin oynamadığı 3 maçta biz istediğimiz sonuçları alamadığımızdan evet, bahsediyoruz evet. Değil mi? Ama daha önceki maçlarda yine Ofeodun'un oynamadığı maçlarda kazandığımız maçlarda oldu. Diyorum hocam Ofi bu takıma ama bütün futbolcu kardeşlerimizin çok katkı bütün futbolcu kardeşlerimizin tabii profesyonellik sporcunun yaşamına uygun bir yaşam tarzıyla kendisine bakmasıyla dikkat etmesiyle tabii örnek olmalılar. Bunlar sen ne bir diyorsun de, mesela sınav öncesinde sizin dershanelerde kurslarda ne diyorsunuz? Aman uykunuzu bu akşam iyi uyuyun, iyi dinlenin. Tamam mı? Sabahleyin erkenden bir göz gezdirin. Bunu siz ne yapıyorsunuz? Bir eğitimci olarak onlara söylemek zorundasınız. Söylüyorsunuz. Biz de diyoruz ki burada, biz de bu işe yıllarımızı verdik. Kendinize bakın arkadaşlar. Biz bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Ofi burada vitrin yapacaksın. Ona göre bu takımda vitrin yapacaksın. Gidenleri görüyoruz. Arkasından iyi konuştuklarımız da var. Kötü konuştuklarımız da var. Bir Ergün Teber bugün çıkıyorsun Samsunspor'un futboluna karşı karşıya geldiğimiz rakipsin. Yaptığın şeylere bak. Bu insanlar unutmuyor bazı şeyleri. Neyse. Şimdi hemen oradaki kadroya da baktım da hocam. 4 tane de genç çocuğumuz var.
Elazığ kadrosunda Ertuğrul, Burhan, Erdi ve Alperen. Alperen oyuna dahil oldu mu? Oldu. Alperen yok. Ya 80. dakikada Muharrem Efendi yerine girdi. Alperen'in dışında diğerleri 18'de yer aldı ama nihayetinde bu çocukların bu takımın içerisinde, bu takımla idmana çıkmaları, bu takımın içerisinde kendilerine 18'de yer bulmaları, bunlar önemli. Bunlar çok önemli çünkü bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bu çocuklar Samsun Spor'un öz evlatları. Şimdi, hedefe giden yolda, bir de şampiyonluğa giden yolda bu çocukların bu kadroda tabii biraz da mecburiyetten kendilerine yer bulmaları, ama neresinden bakarsanız mecburiyet veya değil, bu çocukların bu takımın içerisinde yer almaları önemli bir ayrıntı. Şimdi hocam, şimdi hemen aklıma geldi. Görüntü böyle gözümün önüne geldi. Sevgi ile Ofi'nin şey maçında, Karabük maçında böyle şey, karşı karşıya gelmesi falan. Yani ama idmanlarda mesela hiçbir şey yok şu anda, yani Allah için söyleyeyim. Herkes kolej havasında. Tabii bunda Ümit Hoca'nın da büyük bir etkisi ve parmağı var diyelim. Kenan Hoca öyle. Aynı saygıyı, sevgiyi yerleştirmeye çalışıyorlar. Şimdi hocam gelelim. Hangi kurum Samsun'u icraya vermiş olabilir hocam? Hangi kurum? Kurum. Kişiden falan bahsetmiyorum. Samsun Spor'un hangi kurumlarla işi var? Şimdi statla yok. Stadı belediye devraldı. Belediyeden su faturası olabilir, elektrik faturası su olabilir. Hocam, 500 bin lira şu anda Samsun Spor hacizde. Normal bir süreç. Ne? 500 bin? Hocam, normal bir, hayır, süreç. Şöyle bir olay var orada. Ben onu dün idmandaydım. 500 bin lira su faturası olur mu ya? Evet hocam. Niye olmuş? Onu da söyleyeyim sana. Kaç yıllıkmış bu? Hocam, iki tane bizim orada kuyumuz vardı. Bu girişte, Samsun Spor'un girişinde soldaki o pank şeylerin kesiştiği yerde, levhaların, reklam panolarının kesiştiği yerde iki tane kuyu vardı. Orada su basıyordu Samsun Spor. Sahayı sulamak için. Sonradan oradan o yol geçince, şey yolu geçecek ya şimdi. Tramvay yolu geçecek ya. Orayı açmak zorunda kalmışlar. Belediye demiş ki, biz size şebeke suyunu bağlayalım. Bu yol geçtikten sonra tekrar size o kuyudan bir yerden bağları size veririz demişler. Verilmemiş hocam. Oradan şebeke suyunun faturası bu. Yani normal içtiğimiz suyla sulanıyor şu anda çimler. Ya dediler ki onlar da, dediler bak biz bu faturaları bayağı fatura geliyor, ödeyemiyoruz. Bizim şu kuyumuzu yapalım, biz buradan basalım. Yaparız dediler. Ödenmeyince de 500 bin lira Samsunspor'a şu anda bir fatura çıkmış ve acizdeler. Bunu da bir türlü çözemiyorlar. Yani çözülmeyecek bir durum mu var? O kolay iş, o çözülür. Samsunspor'un sırf oradaki elektrik gideri 30 bin lira hocam. Neredeki? Ya bizim sahalardaki, idman sahamızdaki. Gündüz yapsınlar idmanı. Maçı o zaman gündüze koyacaksın hocam. Maç saati gündüzse idman gündüz olur. Maç saati akşamsa akşam olur. Şimdi esas sıkıntı nerede biliyor musun? Sen bana dedin ki hafta içinde, bana dedin bir şey öğren demiştin. Bakandan gelen parana kadar miktarını. Geçen hafta çünkü Sayın Başkan yaptığı açıklamada demişti ki Gençlik Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sağladıkları kaynaklarla derin bir nefes aldık. Hem futbolcu ödemeleri noktasında hem de geçmiş borçların ödenmesi noktasında bir rahatlama oldu demiş idi. Ben de merak etmiştim ne kadar rahatlama oldu, ne kadar bir destek oldu diye. Onu öğrendin onu mi? Onu hocam şimdi ya bizim yöneticilerim çok iyi. Söyleyeyim, bizim yöneticilerim çok iyi niyetli kişiler biliyor musun? Şimdi bir tanesine dedim ki ya paranın dedim rakamını öğrenebilir miyim? Ya abi çok sormana gerek yok dedi ya falan. Ya dedim 100, 200, 300, 500 hani neyi rakamı bilelim falan dedim. Ben dedi söylemeyeyim. Dedim ki 300 var mı dedim. Sen de söyleme o zaman. Ben de mi söyleyeyim? Yani biliyorsan söyleme. Biliyorum canım, rakamı biliyorum. Yani söylenmemesi gerekiyorsa söyleme. Ama niye söylenmesin hocam? Bilecek yani insanlar bunu, yani bir bakanın yardım yaptığını bilecek. Rakam 890 bin lira hocam. Oo, büyük para. Az para mı? Niye söylemeyeyim ben bunu? Sayın Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Ama biz daha fazlasını bekliyoruz. Sayın Suat Kılıç'ın
Yaptığından fazlasını bekliyoruz ama olmuyor. Bir türlü ona yaklaşamadık, onu yakalayamadık. Sayın Bakanımız sağ olsun çok sıkıştığımız anda böyle bir yardımda bulundu. Kendilerine bir kere daha teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da devamı gelir. Şimdi Sidat'ın bir maç gününde giderini biliyor musun hocam? Bir maç gününde Sidat'ın gideri. Vardır 25-30 bin lira. Çünkü aynen, güvenlikçisi aynen var. 120 tane var, güvenlik görevlisi var hocam. 100 lira alıyormuş. Ne eder hocam 120 tanesi? 12 bin lira mı eder? Hı hı. Sırf 10 lira gitti. 400 tane emniyet, polis yemek vermek zorunda Samsunspor Kulübü. 10'ar liradan 4 bin lira da onlara gidiyor. Gençlik spor görevlileri var, 25 kişi. Bunların harçlıkları veriliyor o pazar günü. Artık YÖM üzerinden veriyorlar, 50 liradan mı veriyorlar, neyse artık. 1250 lira civarında da onların parası tutuyor. Sidat kirası, mazot, ışıklar 5 bin lira. Samsunspor Karabük maçından 50 bin lira hasılat, Samsunspor'un kasasına giren para 31-32 bin lira. Rakamlara bak hocam. Yani 20 bin lira masraf. Evet. Bu yani her normal maçta normal mi? Tabii yani bu gider her kulüp için hayır var. Gider tamam aşağı yukarı rakam sabit. 20 bin civarında ama sen şimdi ben şimdi buradan niye nereye söylüyorum? Geleceğim? Ben niye onu anlamaya niye söylüyorum yani, biliyor musun? Şu türbünleri dolduralım. Ben oraya getireceğim şimdi. Şu türbünleri dolduralım. Bakın 50 bin liralık hasılattan 31 bin lirası Samsunspor'a giriyor. Ben doldurayım orayı 100 bin lira olsun. 80 bin lirası Samsunspor'a girsin. Tabii. Yani o, bunu demek istiyorum. Yani 50 bin lira daha hasılat yapsan 20 bin lira gideri olacak. Aynen. 200 bin lira daha hasılat yapsan 20 bin lira aynen gideri hocam olacak. Aynen şimdi hocam. Oturduğumuz yerden ahkam kesmeyeceğiz. Üzerimize düşen neyse diyeceğiz. Samsunspor tribünlerini maratondan başlamak koşuluyla dolduracağız. Şimdi, kaldı ki bu hafta Karabük maçında çıkan saha olayları nedeniyle onu konuşalım. Ne var? Bir, o gün maça girenlerin pasoliklerinde bir bloke var. Ve onlar saat, o maça giremeyecekler. Saat 10'dan itibaren de ben pasolik yetkilisi sevgili Murat'la görüştüm. Saat 10'dan itibaren de bu pasolikte o giremeyenlerin hepsine mesaj yolluyorlar. Gelmeyin, gelmeyin diye. Burada şimdi öbür... Şimdi soru şu. 26 bin pasoligimiz var bizim. Şimdi bu hafta Samsunspor tribünlerinin sayısı, rakamı ne olacak? Ne olacak? Durumu ne olacak? Çünkü geçtiğimiz maçta maraton tribününde Karabük maçında tahminen 5000 kişi falan vardır. Vardı. Veya 4500. 8000 hocam 7000 yok 6700 kişi şey vardı. 6700 biletli seyirci vardı. Var. Muhtemelen bunun 4000-4500 tanesi belki en iyi rakamla 5000 tanesi maraton tribündeydi. Bunların pasolikleri bloke oldu. Şimdi bir defa kale arkasında maç izleyeceğim, VIP'de maç izleyeceğim, benim orada kombinem var, benim burada şuyum var, buyum var demeyeceğiz. Bir defa maraton tribününü bu hafta mutlaka ve mutlaka dolduracağız. Niye 7,5 lira yaptılar? Kale arkasındaki fiyattan eşleştirdiler, kale arkası yerine maratona gidelim diye. Evet. Şimdi Samsunspor yönetiminde dün resmi siteden bir açıklama yaptı. Samsunspor seyircisini de bu var konuda hocam duyarlı olmaya çağırdı, göreve çağırdı. Dolayısıyla Samsunspor seyircisinin de bu çağrıya olumlu yanıt vermesi lazım. Evet. Maç cumartesi günü Adana Spor karşılaşması. Bizim Elazığ deplasmanında aldığımız 3 puanın anlamlı olabilmesi için, gerçek anlamıyla bizim işimize yarayabilmesi için bizim Adana maçını almamız lazım. Evet. Beraberlik falan bu defa bizim işimizi görmez. Artık bundan sonra zor maçımız bir Göztepe deplasmanı var bana göre. Kağıt üzerinde zor diyebileceğimiz. Hiçbir maç tabii oynanmadan kolay maç değildir. Ama onun dışında biz bir anlamda kalite olarak da, puan olarak da, sıralama olarak da kendimizden daha düşük seviyedeki takımlarla oynayacağız. İşte bunlardan bir tanesi de Adana Spor. Puan olarak, sıralama olarak baktığımızda bizden daha alt sıralarda bir takım. Şimdi bu hafta cumartesi gün saat 18.30'da oynanacak bu karşılaşmayla ilgili bu cezanın bize yaratmış, yaratabileceği olumsuzluğu ortadan kaldırmak için ne yapmamız lazım?
maraton tribününü doldurmamız lazım. Yani maratondan tribünü bu hafta doldurmaya başlamamız lazım ki bizim en önemli gücümüz, itici gücümüz, taraftar gücümüz, oyuncularımız sahada maraton tribününün eksikliğini hissetmesinler. Kırmızı duvarı oluşturalım. Herkes kırmızı giyeceğiz. Kırmızı giysin. Hiçbir şey bulamıyorsa kırmızı bir atkı, kırmızı bir kaşkol alsın. Maraton tribünde kırmızı duvardaki yerimizi alalım ve ne gerekiyorsa galibiyet için 90 dakika destek vermek lazım. Şimdi geçtiğimiz Karabük maçında özellikle maçın ikinci yarısında seyircimiz biraz tabii böyle maçı seyre dalınca o takımı ateşleyecek desteği, takımı ateşleyecek fitili bir türlü yakamadık. Maçı 90 dakika boyunca hiç susmadan o oyuncularımıza destek. Ben hep merak etmişimdir. Yani bazen böyle maçlarda falan görürsünüz ya, takımlar böyle sahada oynarken böyle şey yapar. Evet. Oyuncular, takım böyle futbolcular tribünleri davet eder. Şimdi bu tabii insan psikolojisi, birine bir şey düşün, koşu cross müsabakası düşün. Bir tanesi böyle sessiz sedasız gidiyor, öbürüne hadi aslanım, yürü aslanım dediğin zaman o bile farklı. Yani o yüzden Samsunspor takımı taraftarıyla daha farklı olan bir takım. Taraftarıyla daha başka oynayan bir takım, daha yüreklenen bir takım. Bir de rakip takımın oyuncuları üzerinde yaratacağı baskıyı düşünmek lazım. O yüzden bu hafta kırmızı duvarı oluşturup, kırmızı duvardaki yerimizi alıp Samsunspor'umuza gerekli desteği vermeliyiz diye düşünüyorum. Hocam Adana'ya da var ya, şimdi ona bakıyorum da, geçen sene 2-1 Adana'da orada yenilmişiz. İçeride ne talihsiz ona, bir maçtı o maç ona, ya. Ona içeridekine bakıyorum. İçeride de 1-1 berabere kalmışız. 2-1'lik maça gitmiştik, hatırlıyor musun? Tabii. Yani çok talihsiz bir maçtı ya. Güvenç kurtardı Adana'nın teknik direktörü geçen yani yıl. Yani bende var ya, şimdi bu biraz Adana bana sanki ters geliyormuş gibi bir halimiz var da. Ama bizim yenmemiz artık gerekiyor. Artık tersi düzü yok. Şimdi, bu takım hedefe yürüyen bir takım. Bir defa iç sahada artık bundan sonra puan kaybına tahammülü yok. İç sahayı kazanacağız. Ben buradan bir müjdeli haber vereyim hocam. Herkesin şöyle gönlünde bir su serpecek bir haber vereyim. Eğer şayet Ümit Hoca kararını verirse bu hafta Taha'yı sahada görebiliriz. Olabilir. Çünkü saha bildiğim hazır kadarıyla 2-3 haftadır takımla idman, topla idmana çalışıyor, çıkıyor. Şimdi Ivanov da başladı takımla beraber. O düz koşular bitti. Takımla beraber çalışıyor. Ivanov'a daha var. 3-4 haftamız daha var. Ama Taha'yı sürpriz olarak belki 20 dakika oynatır. Belki 30 dakika, belki yani 90 dakikayı zannetmiyorum ama bir denemek açısından bir sahaya sürebilir. Büyük bir ihtimal öyle olacak. Gelelim şey hocam, geçen hafta formaları yolladık. Volkan, kargolar burada. Kargolarına yolladığıma dair arkadaşları, şu nereye gitmişti? Ladik. Ladik, Emre Aktürk. Bunu Lade'ye yolladık. Kargosunu almıştır herhalde. Bana da haber vermedi ama bunu da Emrah Gürel'e yolladık. O da burada. Nereye gitmişti o? Ankara'ya yollamışız. Orada okuyor. Bu kimeydi? İsa Karacabey. Onu yolladık. Bir tane daha vardı arkadaşlar. Onu kaybettim herhalde ya. Hani şey vardı. Ha, o burada gelip almıştı. Kendisine Ahmet Emine Temel. Burada kendisine teslim etmiştik. Formaları yolladık. Bu hafta şimdi soruyorlar ki skor ve gol tahmini için forma verecek misin diye. Ne diyorsun hocam? Sen bir şey söyle de ben de ona göre söyleyeyim. Ya arkadaşlar, forma konusu var ya, inanın çok sıkıntı. Forma falan verme abi. Niye verme? Samsunspor takımının formasına sahip olmak isteyenler Samsunspor Store'dan gidecekler, formalarını alacaklar. Böyle formaları çok fazla programlarda falan dağıtmamak lazım. Samsunspor forması Samsunspor'a destek amacıyla alınması gereken bir forma. Yani o yüzden böyle ona şöyle gerek yok ki hocam. Ben giderim store'dan paramı veririm, alırım. Burada onun formasını imzalattırırım, yollarım. Olur, yani uygun. O şekilde yapmak futbolcular lazım. Tabii. Yani, ama sen hani diyorsun ya, saha içerisinde futbolcudan alıp vereceğim falan diye. Daha anlamlı oluyor yani da onun gidip için. Store'dan alsınlar.
Çok daha anlamlı. Stordan da şikayet var hocam. Şey yok. Çeşit yok. Çeşit yok. Millet orada şimdi mesela öyle güzel takip ediyorlar ki taraftarlarımız diyor ki iç saha formasının kırmızı olanını istiyorum diyor. Bak şimdi o kadar güzel detayıyla söylüyor. Veya iç sahada oynadığımız diyor formanın beyazını istiyorum diyor. Bir de biliyorsun turkuaz renkleri şimdi her takımda mecburi konuldu biliyorsun değil mi hocam? Her takımda turkuaz rengini taşımaları gerekiyor. Benim aklıma başka bir şey hocam gelmiyor. Şimdi bir de mevcut bu maçtaki Karabük maçındaki olaylar nedeniyle oraya giremeyen arkadaşlarımız kendi yerlerini başka kişilere transfer edebiliyorlar. Nasıl yani? Ya işte nasıl yani? Nasıl bakalım? Dur. Bir bomba daha var şimdi. Şimdi hocam sen Karabük maçında cezalısın. Cezalıyım. Ceza, türbün cezalısın. Sen yerini bana transfer edebiliyorsun. Onun açıklamasını yapıldı zaten. Nasıl yani yerini derken? Kombine biletim var. Hı-hı. Senin o kombine biletine ben girebiliyorum. Pasoli gibi olacak ama benim. Anlatabiliyor muyum? Transfer yani, yapabiliyorsun. Tamam yani orayı tam çözdüm şimdi. Tamam. Yani kombinedeki hakkını mı devredeceksin? Evet aynen yani. Öyle. Ama kendi pasoligine. Kendi pasoligine. Pasolikler arası aktarma olması lazım. Evet öyle. Şimdi o sistem devrede. Hmm. Ben bugün o arkadaşımıza bizim Engin kulakları için nasıl izliyorsa. Dedi abi ben dedi çalışıyorum. Benim biletişimi ayarla dedi. Biz dedi geçen hafta dedi. O Allah'tan girememişti hocam. Son dakikaya kadar bilet bulamamıştım ona ben. Şimdi ona ben mesela bir bilet yüklettim. Girecek. Nasıl son dakikaya kadar bilet bulamamıştım? Alamadık. Gişeler çok kalabalıktı. O da geç saatte geldi. Ha. Maç saat 7'de başlıyor. Ben dedim acaba bilet mi tükendi? Yok yok. Saat 7'de maç başlıyorsa 6.30'da falan geldi. Çok kalabalıktı. Ben dedi gidiyorum abi dedim. Bunu bekleyemem. İkinci yarıda geleceğim. Kim yaptı bunu? Engin. Engin yaptı. Bak bir de Engin Çalımlı gibi bir Samsun sporlu. Ama yani, geldi oraya kadar. Hayır oraya kadar gelmek önemli değil ki yani. Ne yapacak maçtan hocam? Bir gün önce, iki gün önce yükletecek hocam, biletini. Hocam unutmuş, çalışıyor. Unutmayacak Samsun Spor. Samsun sporluysa Samsun Spor'un maçı olduğu hafta herkes tedbirini erkenden alacak. Alıyor, o zaman Samsun sporluyum falan diye böyle bir sıkıntıya düşer. Engin'e laf söyletmem o konuda. Bir de bizim Aydın Fırat'ıma laf söyletmem o konuda. Allah izin ederse ya şu Göztepe maçının tarihi belli olmadı. Ya böyle bir şey var mı? Açıklanmadı mı program? Yok ya hocam. Şey var ya milli maç var. Bu önümüzdeki hafta milli maç var. Milli maçtan sonra yani Göztepe'ye uçak bileti alacağız. Yerini, zamanını, tarihini bu bilmiyoruz ya. Bu şeyden sonra Adana maçından sonra yine bir milli maç arası milli mı var? Milli maç arası. Ya bizi ilgilendirmeyen bir şey var. Ya PTT 1. Liginde senin orada bir tane, iki tane yani milli futbolcun maç nasıl ya? Milli maçlar bitti ya şimdi. Biz Avrupa Şampiyonası'nı garantiledik. Hazırlık maçı yapacak ya hocam. Milli maç. Bu şeylerden dolayıdır o. Playoff oynama ihtimaline karşı planlanmıştır önceden. Hazırlık maçı ya. Hazırlık playoff maçları da oynanacak o hafta. Playoff oynayanlar oynayacak, oynamayanlar hazırlık maçı yapacak. Ya hazırlık maçı ya. Bizi niye etkiliyorsun abi? Biz oynayalım ya. Süper Lig'e ver arayı. Biz devam edelim. Tam hızımızı alıyoruz. Şey kesiliyor. Vallahi böyle öyle bir ya. Şey giriyor araya. Aynen öyle. Kesiklik aynen öyle. Giriyor. Reklama mı gidiyoruz? İkide bir oradan bana işaret yapıyorsunuz. Hadi gidelim peki. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Hadi gidelim. Evet kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra burada olacağız sevgili izleyiciler. Biliyorum şimdi Face'te de yazılar da geliyor. Abi maç var bilmem ne diyorsunuz da. Sizleri de seviyoruz. Tamam Türkiye'yi temsil eden bir takımımız var ama biz Samsunsporluyuz diyoruz. Bir reklamlara gidelim sonrasını konuşuruz. Cep Telefoncu'nun sunduğu Spor 55 programı reklamlardan sonra devam.